Bu videoda kesik piramit açılımları çizeceğim. Piramidin ölçüleri tabanı 150 çarpı 150, yüksekliği 200 olacak. Diğer ölçüleri de burada belirttim. 3 boyutlu görüntüsüne bakalım. Kesilmiş parça bu. Bunu biraz uzaklaştırıyorum. Şöyle bir kesik piramit parça. Tabanı kare. Kesilmiş olan kısmı da kare oluşuyor. Kesik piramidin açınımını çizdiğimde aynı zamanda kesilmiş olan kısmında açınımı ortaya çıkacak. Daha önceki kullandığım birinci yöntemle açınımı çizeceğim. Birinci yöntem kağıt üzerinde ya da iki boyutlu düzlem üzerinde çizildiği için buraya geçiyorum. Açınım için piramidin ön ve üst görünüşü çizilmesi gerekiyor. Ben bunları önceden çizdim. Ancak bir eksikliği var. Şimdi onu tamamlayacağım. Çizgiyle buradaki köşeyi üst görünüşe taşıyorum. Bir dikme indiriyorum. Aynı şekilde buradan bir çizgi, dikey bir çizgi. Çakışma noktalarını birleştireceğim. Çizgi. Fazlalıklar var. Bunları trimle atacağım. Buradaki çizgilerinde çizgi tipini değiştireceğim. Katmanını değiştirdiğimde değişiyor. Döndürme yöntemiyle bu kenarın tam boyunu bulacağım. Burada tam boy görünmüyor çünkü. Yay çizeceğim. Center, Start, End. Merkez noktası burası. Başlangıç noktası bura. Bitiş noktası da burası olacak. Klavyeden kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Böylece yayın çizim yönü değişiyor. Uç noktayı tıklıyorum. Bu noktayı yukarı taşıyacağım. Çizgi. Dikey bir çizgi. Bu noktadan bir çizgi. Yatay. Bunları çakıştırdım. Çizgiyle bulduğum noktayı tepe noktasıyla birleştireceğim. Buradaki çizginin uzunluğu tam boyu veriyor. Bunun rengini değiştireceğim. Çizgi tipini de değiştiriyorum. Aynı zamanda kesilmiş olan kısımdan da bir çizgi uzatacağım. Çünkü buradaki çizginin uzunluğu gerekli olacak. Kesilmiş olan kısmın kenar uzunluğu burada çıkıyor. Çizgiyi böleceğim. Break at point. Buradan böldüm. İki çizgi oldu. Bunun rengini değiştiriyorum. Fark edilsin diye. Buradaki iki çizgiyi seçip taşıyorum. Sonra kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Burada bir kopya oluşturdum. Şimdi daire çizeceğim. Merkez noktası burası. Yarıçapı bu kadar. Bu kesilmiş piramidin kesilmiş kısmının kenar uzunluğu oluyor. Tekrar daire ve uç nokta. Bu iki çizginin toplamı da kesilmemiş piramidin kenar uzunluğu. Uzunlukları ölçülendireceğim. Buradan kopya aldığım için uzunluklar aynı olacak. Şimdi yarıçapı taban kenar uzunluğu kadar olan daire çizeceğim. Bu kağıt üzerindeki pergelle çizimi taklit ediyor. Yarıçap uzunluğu 150 olacak. 150 girip Enter'a basıyorum. Bunu 4 defa tekrar edeceğim birbirine ekleyerek. Çünkü 4 tane 150 var tabanda. Komut tekrarı devam ettiriyorum. Enter'a basıyorum. Tekrar Enter. Buradan devam ediyorum. Enter. Tekrar Enter. Buradan Enter. 4 tane daire çizdim. Bulduğum noktaları, buradaki noktaları çizgiyle birleştireceğim. Son noktayı tepe noktasıyla birleştiriyorum. Bu çizgileri de ilave ediyorum. Evet, fazladan çizgiler var. Bunlar yardımcı çizgiydi. Bunları seçip siliyorum.
Bu kesilmemiş piramit açılımı. Şimdi kesilen kısmını çizeceğim. Yine daire. Buradaki daireyi silmemem gerekiyordu. Tekrar çiziyorum. Şimdi çizgiyle çakışan noktaları yine birleştireceğim. Daireyi siliyorum. Çizimi seçip döndüreceğim. Rotate komutu. Baz noktası. Sağ tıkla. Referans. Referans noktaları bunlar. Kaç derece dönecek? 90. Çizgileri kıracağım. Break at point. Buradan kırıyorum. Aynı işlem burada. Bu çizgileri değiştiriyorum. Tabanı yerleştireceğim. Buradaki taban çizimini buraya alıyorum. Align komutuyla yanaştıracağım. Node tıklıyorum. Kesilmiş yüzeyden de bir kopya alacağım. Bunları seçip Join ile birleştiriyorum. Buraya taşıyorum. Align komutuyla yerleştireceğim buraya. Enter. No. Açınım çizimi tamamlandı. Beyaz çizgilerle çizilmiş olan çizim, kesilmiş olan piramidin açınımı. Yeşil kesik çizgiler ise kesilmiş piramidin üstte kalan parçasının açınımı oluyor. Ölçülendirmelerini yapacağım. Şuradaki ölçülendirmeyi de ekleyeceğim. Bir örnek daha yapacağım. Bu örnekte kare piramit değil, dikdörtgen piramit olacak. Yine kesik piramit. Tabanı 180x130. Yüksekliği 220. 75 yüksekliğinden kesilmiş. Piramidin 3 boyutlu görüntüsü bu şekilde. Kesilen parçasını ayırıyorum. Evet, tabanı dikdörtgen olan kesik piramit. 2 boyutlu düzleme geçiyorum. Yine üst görünüşteki eksik olan kısımları tamamlayacağım. Ortayı açıyorum. Dikey çizgi. Bu köşeden de dikey çizgi. Çakışan noktaları çizgiyle birleştireceğim. Polyline kullanıyorum bu sefer. Close'la kapatıyorum. Bunun katmanını değiştiriyorum. Fazla çizgileri atıyorum. Bu çizgileri de ana çizgi yapacağım. Yardımcı çizgi değil. Evet, ön ve üst görünüş tamam. Döndürme yöntemiyle bu kenarın tam boyunu bulacağım. Yay komutunda Center, Start, End. Merkez nokta, başlangıç noktası, bitiş noktası. Kontrol tuşuna basılı tutarak tıklıyorum. Çizgi. Buradan dikme çıkıyorum. Buradan da yatay çizgi. Çakışma noktasından tepe noktasını birleştiriyorum. Kesilen kısmı da burada işaretliyorum. Bu çizgiyi böleceğim. Break at point. Bu noktadan iki tane çizgi oldu.
Bunların rengini değiştiriyorum. Evet, buradan kopya alacağım. İki çizgiyi seçip buraya taşıyorum. Buradaki çizgileri ölçülendireceğim. Kesilen kısmı da ölçülendiriyorum. Açınım için yardımcı daireler çizeceğim. Taban uzunlukları 130 ve 180. Öyle olduğu için 130, 180, 130, 180 şeklinde 4 tane daire çizeceğim. Daire komutu. Önce 130, sonra 180, sonra 130, sonra 180. Evet, 4 daireyi çizdim. Şunları kalınlaştıracağım, karışmasın. Sonra çizgilerle bulduğum noktaları birleştireceğim. Birinci köşe burası, 130 bu. Sonra 180, sonra 130, sonra 180. Devam ediyorum birleştirmeye. Şu çizgi hariç diğerlerini sileceğim. Buradaki çakışma noktalarını yine birleştireceğim. Artık bunu silebilirim. Seçip döndüreceğim. Rotate. Sağ tıkla referans. Buradan referans alıyorum. Açısı 90. Bunun rengini normale döndürüyorum. Çizgileri kıracağım. Tabanı buraya yerleştireceğim. Buradan bir kopya alıyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak buraya taşıdım. Align komutu, al yazıp enter'e bastım. Sağ tıklıyorum. No. Kesilmiş yüzeyi de aynı şekilde buraya taşıyorum. Align komutu. Bu köşe buraya, bu köşe de buraya yerleşecek. Sağ tıklıyorum. No. Açınım çizimi tamam. Ölçülendirmeye geçiyorum. Evet, kesik dikdörtgen piramit açınımı tamamlandı. Sonraki videoda bu piramitlerin açınımını ikinci yöntemle çizeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.